inandıramazsın. Bizi inandıramazsın beni. Buradakilere inandırırsın. Ama beni inandıramazsın. O kitabını biliyorum ben senin. Hırsızlık kitabı var değil mi bende? Yalancılık evet, kitabı yalancı var değil mi? Var. Şöyle bir kitap var değil mi bende? Var. Ben bunları okuyarak yaramam olmuşum değil mi? O beyninde var. Hani bana iftira attığın gibi. Yani nereden kurtulabilirim diye attığın gibi yalanların var senin. 10 senedir niye çıkarmadın o zaman ben sevgililerimle kaybettim? Valla çıkarttıracağım onu sana bak. Çıkarttır. Şimdi mi çıkarttıracaksın? Çıkarttıracağım bak. 10 senedir niye kadar... çıkarttırmadım diye şimdi ben. 10 senedir seçimi çıkartmadım da ben buraya çıktığımda çıkarttıracağım. Şimdi seçimi çıkarmam ama bundan sonra sana çıkarttıracağım bak. Vallahi. Çıkarttıracağım bak. Bunu sana getirtireceğim bak. Getirtirsin aynı. Ha, o sevgili... Ne yaptın? Ne yaptıysan bunu sen çıkarttıracaksın. Bir arayan yok o zaman benim sevgililerimden biri ha? Aramıyor benim sevgilisini. Buraya gelmeden kardeşine plan yaptın geldin. Öyle yaptım. Doğru mu? Çok yaptım. Hani sen gibi şeytanın ya. Böyle enişteme böyle iftira yapalım. Ha? Koca eşime böyle aynen, iftira sen, yapalım. Sen böyle da şeytanın diyelim, ya. Şeytanın kendimi sıyırlarım öyle mi? Evet. Şeytanlıkta birebirim. Hani sen olduğun için. Ben 3 tane izleyici sorusu alayım. Yorum da var. Diyor ki anne baba izler ya ikinizi de izliyoruz diyorlar. Çok tamam. Dikkatli şekilde sizi izliyorlar. Ama ikisi de beton gibi diyor. İnsan nasıl ağlamaz? Nasıl feryat etmez ya diyorlar. Çok böyle beton gibi öfkeli. Doğru. Ben o yorumları ben de okuyorum. Benim psikolojim bozuldu. Çocuğumdan sonra psikolojim bozuldu ben. Yani çocuktan sonra sorabilirsiniz. Körlüğe soracaksınız. Köylüye sorun. Yok Büşra Hanım soruyor. Senin demene gerek yok. O zaman galimle şimdi galimi sorun. Büşra Hanım soruyor. Senin demene gerek yok. Halı dokudum ben. Çocuklarım ufakken halı dokudum ben. Nasıl suskunundum? Peki şimdi bir izleyicimiz de diyor ki Popat yorumuzlu bir izleyicimiz de diyor ki yani hamile olduğunu eğer şey yapıyorsan düşünüyorsan ya öyle şüphelendiysen seni kim hamile bıraktı çocuğum diye niye sormadı diyor ya. Bir zaman onlarla beni karıştırma. Hayır ben, hayır. Ya yani tamam da. Kimse gelmiyor. Benim halime koyamaz. Ya tatlım benim ya. Benim halime kimse koyamaz kendini. Ne oldu? Benim kimse halime koyamaz. Anlat o zaman. Evladını kaybetmeden koyamaz benim halime. Ya koyamaz evladını da. Evladını kaybedemeyenler. Koyamaz da. Şimdiye kadar cahildim diyor. Niye gitmedin şimdiye kadar? Evladını koyanlar benim halimde. Ha, niye gitmedin? Ben Nisan ayında dağa giderim. Davulun sesi güzel geliyor. Ama gelişirme sor. Ne var içinde senin? İçinde ne var? Ya ben Nisan ayında dağa gidiyorum. Kasım'da dağdan geliyorum. Başında mı duruyordum ben sana şimdi? Paranı veriyordum. Ben geldim çalıştım hep. Seni ben 3 senedir işe gönderiyorum. Ben geldim çalıştım hep. Şimdi canım aldım ben. Didem Hanım. Ben hala şu sorunun yanıtını alamadım. Sen eşinin, kızının hamile olduğundan şüpheleniyorsun. Nereden şüpheleniyorsun? Sormuş mu kızına? Üstüne koyamadım yavrumdan. Beklemedim. İşte ben onu anlamaya çalışıyorum. Niye sormadın? Görmedim ben. Kustuğunu devirdiğini görmedim. Şeyini çektiğini görmedim. Canım ama nereden biliyorsun sen bunun hamile olduğunda sadece böyle bir iftira? Sadece karnımdan şüphelendim. Böyle bir çocuğuna bir iftira atıyorsun ki hamile dediği ya. Eşine iftira atıyorsun ya sen ya. O zaman niye götürdün son gün doktora? Ben götürmedim. Bak iftira atma bana. Hiç kusura bakma. İspatta ben götürdüm onları. Ben aynen aynı şeyim deyin. İspatta. Hiç kusura bakma. Sen çocuğun o zaman demek ki birbirinden hamile kaldığını biliyordun. Kimden hamile kalmış bu çocuk ya? Zaten susmazdım. Bir şeyim susmazdım şimdiye kadar. Ya seyirci arkadaşlar, kardeşlerim. O bayli boynumuza söyleyin. Bir kızını, bir anne kimden hamile kaldığını şüpheleniyorsa kimden hamile kaldığını bilmez mi? O bayli boynumuza söyleyin ya. Söyleyin. Kimden hamile kaldı? Bir kız çocuğuna, bir doktora, anne mi götürür, baba mı götürür kardeşlerim? Soruyorum ben size ya. Mustafa bir dakika, tamam. Ben aynı soruyu sana soruyorum. Şüphelendin. Çocuğun hamile olduğundan şüphelendin. Çocuğu karşına alıp, 15 yaşında bir kızın var. Çocuğun geleceği söz konusu. Sen çocuğa... geliyordu çünkü kafam benim doluydu. Ya ne dolusu canım? Batığıydı. Ne dolusu canım? Sıkıştırma. Ya senin hayatın... Canlamayı yakarsa benim arası bulsun canlama. Gidiyordu çocuğuma sıkıştırmadım. O hatam var. Çocuğumu sıkıştırmadım. Ya neden? Çünkü tam şüphem yoğdu üstünde. Ama ya sadece sen şüpheleniyordun. Ya nereden biliyordun hamile olduğunu madem? Cehennem dibinden! Bak. Ne dedin ben anlamadım. Ben sözümü bozma. Ne dedi? Cehennem dibinden biliyordum ben. Niye götürdün o zaman doktora? Niye götürdün o zaman? Arasına Recep'i konuşsun ha. Susturdun geldin adam. Ben Recep'in ifadeye çağrıldığını bilen bilmiyorum ben. Memur seni susturdu zaten seni. Kim susturdu? Ben, bana demeye diye memurun olur diye demedi mi yani? Bak milletin günahını alma. Dedi. Çocuğumu o gün kaybettiği gün böyle tamam, dedi. Ben onu anlıyorum yani ikinizi de anlıyorum ama ben şu sorunun yanıtını alamıyorum bir türlü. İzleyiciler de... O şeyim var. O suskunluğum vardı. Ya ben, bak bir şey söyleyeceğim. Kafam benim çalışmadı. Dide var mı? Kafam benim ya çalışmadı. Ya olur mu? Biri senin 15 yaşındaki çocuğunu istismar ediyor. Dide var mı? Ben gel çocuğum 3 aylık olası da. Bilmedim ki yani çocuğum 3 aylık olası da. Beni konuşturmam diye Dide Hanım. 3 aylık mıydı bebek? Bebek ben 3 aylıkken Manavgat'taydım ben. Çocuğumu hastaneye gitmeden bilemedim ben yani çocuğum hamile olduğumu. Hayır anladım. Ben gel hamile olduğumu bile bilemedim. Doktora git.
ettim sancım var diye. Ya anladım, şüphelendiysen eğer çocuğa karşını alıp evladım. Sormadım Didem Hanım, çünkü işe gidiyordum, kendim işe gidiyordum. Bak, sormadım. Kustunu devirdiğini görmediğim için sormadım. Ya Fatma, işle bunun alakası yok. Tarlayla alakası yok. Onunla bununla alakası yok. Didem Hanım, ben ya senin hayatını... Da nasıl sorayım çocuğuma? Gönderemedim çocuğumu, şüphelenmedim. Bir ses çıkarmayınca babaya... aynı durumunda olunca seslenemedim, konuşmadım. Ya çocuğuma, babaya söylüyorsun. O hatamı biliyorum. Babaya söylüyorsun. Kendini niye sıkıştırmam sözü ben söyledikten sonra? Sen bana demedin ki ben sıkıştırsam çocuğu. Bak, bilmiyor muydun hamile olduğunu? Vallahi bilmiyordum ben hamile olduğunu. Yalan konuşuyor Didem Hanım, yalan konuşuyor. Her şeyi biliyordu. Duydun mu sen çocuğun hamile olduğunu? Yok vallahi duymadım. Ya şuradan kapıdan çıkartması çocuğumun yanıma almadığını bilmiyordum ben. Duysaydın ne yapardın? Canım emniyete gideceksin, yargıya gideceksin, jandarmaya gideceksin. Bir dakika, niye erdi? Bu çocuk kimden hamile kaldı? Sen çocuğa soracaksın. Ben İhmali varsa cezaevine girer o da. Çocuğa sorardım. Çocuğa evvela buna sorardım. Sen bu çocuğun annesi değil misin? Anneciğim. Evet. Bundan nereden hamile kaldı? İkisini de bir yere oturdurdum, karşıma oturdurdum. Öldürecek o sandı. İkisini de birden öldürdüm ben. Niye bunu öldürüyorsun kardeşim ya? Emniyete niye gidiyorsun? Hayır, bana de ya. Çocuğu belki de bu öldürdü dedi ya demin. Ha, ben öldürseydim eğer. Vallahi ikisini öldürürdüm ben bunu. Hem Fatma'yı öldürürdüm hem Şükür'ü öldürürdüm. Ya vallahi ben sadece Şükür'ü öldürmezdim. Öldürücü olsaydım ben bunu geçen gün öldürücü olsam, geçen gün yarışmanı yakaladığım zaman öldürdüm. Ben bunu dedim. Defol git, belanı başka yerden bul dedim, kapıdan çıkarıverdim ben bunu. Tamam işte, çocuğu kaybettiğin için. Çıkarmadın mı? Çocuğu kaybettiğin için ikinci yaşamında o zaman yerli hapishaneden çıkarmam diye korkmuşsundur belki de. Geçen yarışmaları yakaladım, aranın 10 yaşında yakaladım, bir tokat kurdun mu? Benimle beraber ikinci olacak diye belki de ondan sustum. Bana. Belki de çocuğumu kaybettin, belki de beni de öldürsem yerli hapishaneden kurtulamam diye yapmışsın belki de. O da var. Bir şey söyleyeceğim, burada çatışıyorsunuz da ama şey noktasında... Yalanlar noktasında işbirliği yapıyorsunuz. Nasıl işbirliği yapıyoruz? İzleyici diyor ki, öyle görmüşler diyorlar. Tamam. Bir izleyici sorusu. Aynı zamanda böyle susuyorlar, şey yapıyorlar ama diyor, etrafa torunum diye yalan söylüyorlar. Ondan sonra ya, tamam, işbirliği yapıyorlar. Yani madem sen ondan şüpheleniyorsan, başına o çocuğun bir şey getirdiğinden ya da birilerine gönderdiğinden ya da pazarladığından şüpheleniyorsan, ya sen kadınla, Fatma ile işbirliği yapmazsın. Önüne bir tane çocuğun fotoğrafını koyup onunla birlikte torunumuz demezsin. Kahretmişsin ya. Tamam, kahretsin. Kahrından öleceksin ya. O hesabı kendi kullanıyordu. Bak, o hesabı kendi kullanıyordu. Bir hesap daha var ya. Bir hesap daha var, biliyor musun? Ne hesabı? Yani hesabı. Hepsi bir dakika. Kendisi. Kızın yaşıyor gibi Mustafa, sahte hesap kurmuşsun ya. Facebook'ta, biliyor musun? Nasıl bir hesap kurmuşum? Hadi izle bakalım. Hem LED'e, hem Instagram'a, hem ekranlara, her yere gelsin. Didem Arslan Yılmaz'a vazgeçmeye de gelsin. İnanılır gibi değil. Yani kız yaşıyormuş gibi sahte Facebook hesabı kurulmuş ya. Olacak ki iş değil yani. Buyurun. İnanamıyorum yani. Hadi arkadaşlar. Erdem diye. Benim yeğen bu. Ben senin yeğeninle konuştum, biliyor musun? Tamam. Yeğenin değil. Yeğenin değil. Ben mi açmışım bu hesabı? Ve tek senle arkadaş. Tamam, benim yeğenim bu. Abimin kızı bu. Bu sahte hesabı abinin kızı kurmamış. Biz abinin kızının adı da Türkan. Tamam. Onun soyadı başka. Bu hesabı Türkan Erdem diye açmışsın. O kız evli. Soy ismi de başka. Soy ismi söyleyeyim. Evet, öyle diyorlar. Sen açmışsın. Telefon burada. Arkadaşlar burada. Alın telefonu, bakın. Alın lütfen. Aç telefonu. Bak. Arkadaşlar, bunu tam kuruluş şeyini bana, o tarih tam belirli değil ama ilk fotoğrafın paylaşıldığı tarihi ben söylüyorum. Doğanay, yazmıştın sen bana. İlk fotoğraf ne zaman, ne zaman kuruluyor biliyor musun? Bak, senin yeğenin Türkan, amca kızı Türkan'la Şükür Türkan'ı görüyorsunuz. Orada sen yeğeninin fotoğrafını paylaşıyorsun ama hesabı kızın gibi açıyorsun. Yani sanki, ve bu arada dikkatinizi çektim mi? Yani iki kuzen birbirine çok benziyor.
Şükür'ün sahte hesabından Türkan'ın fotoğrafını koyuyorsun. Biz Türkan'la konuştuk. Yani amaç ne biliyor musun burada? Hatta ilk yapılan fotoğraf paylaşımı da 3 Haziran 2015. Kızın kaybolduktan sonra. Bir sene sonra. Yok efendim, vallahi ben öyle hesap mezhep açmadım ben. Bu hesabı açıyorsunuz. Ya karı koca birlikte açtınız. Ya sen açtın ya o açtı. 2-1-2-4. Benim telefonum yoktu. Benim hangi numaradan açılmış şifresine yazı da çıkarttırın. Bak söylüyorum Mustafa. Söyle. İlk paylaştığım fotoğraf 3 Haziran 2015 kardeşim. Bu sahte hesap açıyorsun ya da ben, o açıyor. Ben açmadım. Yok, benim değil de var. Benim telefonum yoktu. Birinizden biriniz. Yalan konuşma. Var hadi. Hiç kusura bakma. Benim telefonum yoktu. Yalan konuşma. Benim ben o telefon şu anda kullandığım telefon evde. Bozuk telefonu. Hala derdi geçen gün. Hatta Büşra gördü telefonu. Bak bu yalan konuşma. O kaç senedir? Bak yalan konuşma. Çıkar şeyden. Alın lan telefonu çıkar. Benim vallahi kaç senedir. Çıkarsınlar. Bak, ben ikinizden de şu sorunun... Tamam bir şey söyleyeceğim ya. Sen babasın, o da anne. İkiniz de bu sorunun yanıtını bana vermek zorundasınız. Benim haberim yok dedik. Bana vermek zorundasınız. Sen de poz vermişsin. Yok. Sen de o çocuğa torunum gibi göstermişsin. Yok ben torunum göstermedim. Tamam, onları biz tamam beraber şey. Ya kardeşim sorun ben... değil ki, sorumu bitirmedim ya. Buyur. Yani sen de bu arada kaçtı gitti demişsin. Şimdi öldürdü diyorsun. İkiniz de sanki kız yaşıyormuş gibi bir hava vermişsiniz. Evet. Sen de verdin. Sen de verdin. Aynen. Neden? Neden? Ya işte o zaman işten geldiydim ben. Ha. Baktım komşular da var. Hani o çocuğun annesi babası da var. O anda bu dedi ki, dedi patatesi yerken dedi çek dedi. Ben de çektim. Neden torun dedin? Neden yaşıyor gibi yaptın? Sanki o yazdı onları. Hiç kusura bakma dedim hanım. O zaman sen işbirliği yaptın. Ya o konuda işbirliği yaptım, doğrudur. Neden şu an üzerine gidiyorsun da o zaman neden işbirliği yaptın? Ya onu... Madem bu kadın kızını kaybettiyse ya da sevgilileri bu ortadan kaldırdıysa sen böyle bir insanla neden işbirliği yaptın? Neden işbirliği yapıyorsun? Ya o anda şöyle yaz dedi, ben de yazıverdim. Yalan dedim hanım. Sen neden işbirliği yapıyorsun? Madem öldürdüyse. Yok dedim hanım, ben kaçtığı için. Yani bunu öldürdüğünü şüphelenmediğim için. Yani bunu kaybettiğini şüphelenmediğim için yaptım. Ben diyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Yani Instagram'a da arkadaşlar koydular. Şu sahte hesapları tamam, hepsini. Tamam, benim her şeyim açık. Her şeyim. Yani sen da kızına benzeyen bir... Ya şöyle, sen ya da o. Kızınıza çok benzeyen... Kuzeninin fotoğrafını bile koyacak kadar bir plan program yapılmış. Dedim hanım çıkar. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Çıkar, kimin kullandığı çıkar. Benim kullandıysam benim çıksın, onun kullandıysa onun korku çıksın. Korku filmi gibi. Tamam bak çıksın. Kimin adı yazıyorsa çıkar zaten. Hı? Çıksın vallahi, benim için sıkıntı yok. Ben öyle bir fotoğraf ya bulmadım. Ya yaşıyor gibi fotoğraf... yapıyorsunuz. Kıza gidip şey yapmıyorsunuz. Kayıp olduğunu başvuruda bulunmuyorsunuz. Torun gibi gösteriyorsunuz. En benzeyen kuzeni adına o fotoğrafı koyuyorsunuz. Sahte hesap açıyorsunuz. Efendim, o sahte şey hesapta ben, da... Orada benim kızımın fotoğrafı yok orada. Oradaki fotoğrafların hepsi benim abimin kızı. Hesap bakın. Ama kızının adına açılmış canım. Abinin kızıyla konuştuk biz ya. Bu hesap bana ait değil diyor. Tek arkadaş olduğu kişi de, bu hesaptaki tek arkadaş olduğu kişi de sahte hesapta sensin. Ve ilk paylaşımda 2015 yılında kız kaybolduktan bir yıl sonra kız yaşıyormuş gibi... Nasıl benim hesabım ya? Senle arkadaş o hesap ya. Tamam arkadaş olabilir. Ben arkadaş eklemiş olabilir. Şöyle söyleyeceğim olabilir. Bak Mustafa. Şimdi senin eşin o kadar profesyonel bir katil ki. Kızı alıyor. Ya da bir yere gelip pazarlıyor ya da fuhuş yaptırıyor. Sonra tamam. Arkasından fuhuş yaptırıyorsa kızı yaşıyor gibi göstermek için bu kadar çabayı neden gösteriyor? O zaman Fatma öldürdü çocuğu. Çünkü aa, kızı onu, yaşıyor onu gibi gösteriyor yani. Benim öyle hiçbir hesap açmadım ben. Açmadıysan o zaman diyelim ki katil Fatma. Tamam. Neden senin kızını yaşıyor gibi bu şekilde göstermek için çaba sarf ediyor? Neden? Vallahi onu kendisine ancak soracağız. Öldürdüyse yapması lazım. Ben onu öldürdün, sen kızı öldürdün veya sen götürdün demiyorum ben. Ya da sen ama başına o bana diyorum. Ya da sen başına bir şey getirdin. Sanki ben, nasıl kızı, ben bir şey getirdim ben? Yani ikinizden ya. Biri mi çocuğun başına bir şey getirdi ya sen o ya. Ben yabancı... nasıl bir şey getirdim ben? Ben kızımın hamile olduğunu nereden bilin? Nasıl bir hastaneye götüren nasıl bir şey demeye ya? Bu kadar mantıksız bir şey olmaz ya dedim hanım ya. Valla eşin söylüyor. Ya o şu an herkes şekilde bana iftira atıyor şu anda. O elinden gelen her iftira atıyor bana. Hiç kusura bakma, iftira bilen değil. Gerçek mi söylüyorsun? Gerçek söylüyorum. Yazıklar olsun sana. Sen yalan söylüyorsun. Senden her şey beklenir. Benden her şey beklensin. Senden her şey beklenir. Benden her şey beklensin, yalnız o beklenmesin. Bak dedim hanım. Ben şimdi bu işi, ben böyle sormuş. Bir hesap açtım.